Merhaba değerli Koda Vaki takipçileri. Bu bölümde sizlerle beraber Java'da bir matrisin transpozunu bulan programı yazacağız. E, matris nedir? Java'da çok boyutlu dizilere e, ifade eder. Hatta iki boyutlu dizilere bizler matris diye biliriz matematikte. Bunun transpozu ise e, bir matrisin satırlarının sütunlarına ve sütunların da satırlarına dönüştüğü bir işlemdir aslında. Yani şimdi bizim böyle bir matrisimiz var bu. E, 3'e 2'lik bir array aslında. Şimdi burada e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunun transpozu ise artık e, satırlarının sütun olduğu yani 1, 2, 3'ün artık 1, 2, 3 şeklinde sütun olduğu yine 4, 5, 6'nın 4, 5, 6 şeklinde sütun olduğu e, yapılardır. Bunlar matematikte transpoz olarak geçerler. Şimdi biz kullanıcıdan bu matrisi alacağız ve onun transpozunu bulan bir program yazacağız. Gelin bunu hemen başlayalım. Bunun için yine kullanacağım veri alabilmek için scanner, scanner işte Neo scanner. Sistem indirerek artık kullanacağım veri almaya başlayabiliriz. Diyelim ki Semaat matrisin satır sayısını giriniz. Çünkü bilmiyoruz e, ne kadar bir satır sayısı var. Bunun için elendemiyorum, Yanında alacağım derim ve integer rows eşittir diyorum satırlar e, diyorum ve scanner Next int direkt satır sayısını alıyorum. Aynı şekilde matrisin matrisin sütun sayısını giriniz diyorum. Ve aynı şekilde integer kolom Bunlar bizim için sütunları oluşturuyor. Scanner next int diyerek artık kullanıcıdan değerler aldı. Ve bununla beraber ben bir matris oluşturmalıyım. Bunun için ne yapacağım? İki boyutlu bir array oluşturacağım. Array'in içindeki değerler integer olduğu için integer yazıyorum. Bir tane köşeli parantez ve ikinci köşeli parantezimi açıyorum. Bunlar bizim iki boyutlu bir dizi olduğunu belirtiyorlar Java'da. Bunun adına da matrix diyorum. New int rows ve Columns diyerek bu e, ilk değer benim satır sayımı ikinci değer ise kolon sayımı ifade ediyor. Yani ben bu örnekte e, ikiye e, üçlük bir değer girmem gerekti. Şimdi system.println matrisin elemanlarını giriniz. Şeklinde ifademi sağlayayım ve ben sonunu bildiğim döngülerde ne yapıyorum şimdi şu iki boyutlu dizilerde ben iç içe döngü yazmam lazım İlk değer benim e, satırımı ikinci değer ise döngü ise sütunlarımı belirtecek bir yapı sağlayacak bunun için int i eşittir 0 i küçüktür rows diyorum yani benim satır sayım kadar ilk önce döngümü dönüyorum. Çünkü çünkü satır elemanlarını giriyoruz. Ve bu satırla beraber artık bu sefer sütunlarımı dönebilirim. int j ifadesi alıyorum. int j eşittir 0. j küçüktür. columns j art art. Şimdi ben burada matrisin i ve j koordinatlarına koordinat olarak düşünürseniz daha kafacı, kafada sağlıklı oluyor. Şimdi bu sıfıra 0, a 0. 0'a 1, 0'a 2. 1'e 1, 1'e e 2, 1'e 3 şeklinde. Yani ben bu elemana girmek istiyorsam 0'a 0 yani aslında ilk satırları giriyorum. Her zaman satır satır gidiyoruz. Çünkü bu ikinci satırlar benim sütunlarımı belirliyordu. İlk bu döngü sağlayacak i 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2 şeklinde değer sağlanacak. Scanner next int şeklinde kullanacağım. Ben artık matrisimi alabilirim. Şimdi bu matrisi ben e, ekrana basmak için bir şuraya ayrıca bir statik metot yazıp iki kere basacağız. E, kendini tekrarlayan işlemler yapmaktan kaçınıyoruz. Main metot içerisinde dışarıdan bir e, metot çağırmak için yine bir statik metot tanımlamalıyız. Gereği void döndürecek bir değer döndürmeyeceğim çünkü hmm. ekrana bir değer bastıracağım. Print matrix e, ifadesi sağlayacağım ve bunun içerisine matrixi yol, yollayacağım bu çok boyutlu bir dizi olduğunu ve yollayacağım dizinin adını da Matrix olduğunu söylüyorum. Yine aynı şekilde şu ifadeyi birebir alabiliriz çünkü Matrix'leri döneceğiz. E, hatta şöyle yapalım tekrar elimizde yazalım. For int i eşittir 0. Matrix'in satırlarını dön. i küçüktür matrix'in parametreden gelen matrix'in boyutu kadar. i artar çünkü bilmiyoruz matrix'in boyutunu. O yüzden nokta matrix.length diyerek bu değeri alabiliyorum. İkinci ifade. Burası niye kızardı? Tamam bir sıkıntı sorun yokmuş. Ne yapıyordum? Bu sefer sütunları döneceğim. int j eşittir. 0. j'nin boyutu ise j'nin boyutu ise matrisin sıfırıncı elemanının boyutu. Yani matrisin sıfırıncı elemanı burası değil mi? Bunun boyutu da 3 değil mi? O zaman bana sütun sayısını verecektir. Matrisin sıfırıncı elemanının boyutu bana matrisin sütun sayısını verecektir. Bu şekilde de sistema at diyelim. Matrix i dince eleman satırının j sütununu benim için bassın ve her döngü şeyden sonra satırdan sonra da bir tane boşluk bırakalım. Şimdi gelelim. Ee, burada print. Şöyle ee, yazalım. Smart Print Elen. Ee, orijinal. Matrix. Diyelim. E, bu şekilde artık Matrix'i ben bastırabilirim. Ne yapacağım? Print Matrix'i Ben Matrix'imi ekrana bastırdım. Şimdi burada bir artık ben bu... Satırlarımı sütuna, e, sütunlarımı satıra çevirme işlemi yapmalıyım. Şimdi bizim e, yeni matriksimizin, yeni matriksimizin, şimdi e, satır ve sütun sayısı ne olmalı? Şimdi bizim orijinal matriksimizin satır sayısı, bakın burada 2, sütun sayısı ise 3. Benim yeni matriksimin satır, yeni satır, 3 Yeni sütün ise iki olmalı. Şimdi tekrar burada integer e, new rows diyebiliriz. Yeni satırlarımı. E, satır yazmış şuraya da satır yazalım hemen. Yeni e, satırım benim. E, burada kolum olarak girdiğim değerim. Ya da böyle de yazabilirsiniz. Ya da benim matrisimin sıfırıncı elemanının lengthi şeklinde de sağlaya hop, şöyle sağlayabilirsiniz. İkisi de kullanımı doğrudur. bu, örnekte bu şekilde tanımlayabilirim. Integer new column ise benim satırlarım olacak. Ne yaptım? 2'ye yeni sütuna, 3'ü yeni satıra atmış oldum bu şekilde. Ve yeni bir eleği oluşturuyorum. Yeni bir matris oluşturuyorum. Çok boy, iki boyutlu. Bu ne oluyor? Benim transpoz matri, transpoz matrisim olmuş oluyor. Ne yapıyorum? Yine new integer new rows new column şeklinde ifade sağlayabilirim. Yeni ereğimin boy boyutları bu şekilde olacak. Çünkü şu ereği elde edeceğim. Şimdi burada yapmamız gereken konu nedir? Şimdi eğimi mi e, döngümü oluşturmadan önce benim e, bir koordinat sistemi gibi hangi alanın neye denk geldiğini bir anlamam gerekiyor. Şimdi benim ilk başta sıfıra sıfırlık alanım yani sıfır ve sıfırıncı e, satır ve üstün. Yani bunları bir koordinat sistemi gibi düşünebilirsiniz. Sıfıra sıfırlık alanım benim yeni ereğimde yine sıfıra sıfırlık alana denk geliyor. Bunda bir sorun yok. Şimdi ben ilk her defa ilk e, satırları doldurduğum için o yüzden satır satır işlemeye e, devam edebilirim. Şimdi benim e, yeni ereğimdeki sıfıra birlik alanım benim öbür alandaki yani ilk ereğimdeki e, bire sıfırlık alana denk geliyor. Yani birer birer sıfırım benim e, sıfıra birlik alana denk gelecek bakın bu şekilde. Daha sonrasında benim burada yine e, birer sıfırlık alanım birer sıfırlık alanım benim e, pardon şuradaki alanım benim burada e, sıfıra birlik alanıma denk geliyor sıfıra birlik alanıma denk geliyor ve yine aynı şekilde e, bire birlik alanım bire birlik alanımda benim buradaki e, bire birlik alanıma denk geliyor. Bakın böyle bir yapı sürekli birbirine Meçleyen bir e, yapı söz konusu. Yani ben burada e, şöyle bir döngü yaratabilirim. Ben orijinal maddesimi dönüp bak, orijinal maddesimizi bir dönelim. For int i eşittir. 0. Sadece orijinal maddesimi dönüyorum şu an. i küçüktür. Rose. Ee, rows. Niye rows? Çünkü benim ben şu an orijinal maddesimi dönüyorum. i artı artı yine for int j eşittir. 0 j küçüktür. Kolon j artı artı. Şimdi ben burada şunu diyebilir miyim? Transpozumun transpozumun j ve i'ninci değerleri matriksimin i ve j'ninci değerlerine eşit oluyor her zaman. Şimdi bunu nasıl diyebildik? Gelin şurada bir kontrol edelim. Şimdi i 0 0 j 0 0 tamam şurada. Yani ben sıfıra sıfırın sıfıra sıfıra denk geldiğini burada kanıtladım. Evet bu case de doğru. Daha sonrasında j'imin yeni değeri ne oldu? 1 oldu. Ben j'nin birinci değerinin bakın j1'in 1'e sıfırın j1'e sıfırın tamam mı? Çünkü j1 i sıfırın. matrisimin sıfıra 1 i ve j'ye denk geldiğini burada yakaladım. Ee, bu şekilde ilk döngü bitti. Mesela i 1 olduğunda bakın i 1'e 0'ın tamam mı i 1'e 0'ın matrisimde 0'a 1'e denk geldiğini bakın burada kanıtladım. Yani ama ne oldu amacım benim hangi koordinat sisteminin neye denk geldiği ile ilgili bir kural yakaladım. Ve yakaladım bu kuralı da bakın burada transpozu uygulayacak şekilde sağladım. Ve burada sistem adı bölüntelen transpoz dediğimde ve ben bu print matrix transpose dediğimde bu çıktığı almayı hedefliyorum. Şurada bir elen fazlaymış. Bakalım diğerlerimizi bir girelim. Doğru yapıp yapmadığımıza bakalım. Neydi? Benim 2'ye 3'lük bir ereğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benim satırlarım sütun. Sütunlarım satır olma işlemini benim için gerçekleştirdim. Burada sizin en dikkat etmeniz gereken konu kendiniz bir kural yakalamalısınız. Bu kural ben e, göremeyebilsem ama bütün case'leri böyle küçük bir e, yazı yazabilirsiniz. Yani neye ne denk geliyor? Daha sonrasında bunlarla ilgili şu kuralı yakalamanız gerekiyor. İşte bu da algoritmanızı geliştiriyor ve kodları bakış açınızı geliştiriyor. Zaten bu projeyi de yapma amacımız bu. Tamamen böyle bir algoritmayı çıkarabilmek için yaptığımız bir konu. Belki farklı kurallarda çıkarılabilir. Neydi? 0'a 0, 0'a 0'a denk geliyor. 0'a 1, 1'e 0'a denk geliyor. Yani ben ne yaptım? Burada elimdeki değerlerle bu kurala uydurdum ve emin sadece J ve I'nin yerlerini değiştirerek bir matrisin transpozunu bulabildim. Buradaki algoritma yeteneğinizi geliştireceğiniz konuda işte burası. Bu bölüm bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.